Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar ve yeni bir vlog videosuyla karşınızdayız. Değil mi Duke? Bu ay Duke 10 yaşında olacak. 10 yaşındasın sen ya. İnanıyor musun? Sen küçücük bir bebektin tanıştığımda seninle. Minicik bir bebek miydin sen? Minicik bir bebek, evet. Video çekmiştim, onun yüklenmesini bekliyorum ve aynı zamanda Uber çağırdım, onu bekliyorum. Bir arkadaşımla Container Brewing diye bir yerde buluşacağız, biraz bira içeceğiz, dışarıda oturmayı düşünüyoruz, o yüzden büyük bir mont getireceğim yanımda. Dışarısı güneşli ama hala soğuk. Vancouver'da güneş çıktığı an herkes, bütün millet dışarı çıkıyor, özellikle hafta sonları. Genelde burada neredeyse her gün yağmur yağıyor kışın ve yağmur yağmıyorsa da çok gri. Ama güneş çıktığı an herkes dışarı çıkıyor. Birkaç saat önce bir komşumla buluştum. Aslında TikTok üzerinden tanıştık ve aynı binada yaşadığımızı fark ettiğimizde buluşmaya karar verdik ve bugün Stanley Park'a yürüyüş yaptık. Stanley Park, New York'ta mesela Central Park var. O tarz büyük bir park, büyük bir şehrin içinde çok güzel bir yer. Oraya kadar yürüyüş yaptık, geldik. Ben öğlen yemeğimi evde yedim ve şimdi videoyu bitirdikten sonra arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Ve tabii ki sizler de geleceksiniz bizimle. Look at him. Cowboy. Cowboy. You missed the lift. I missed you. Out. There you go. No? Now he's like uninterested. Now the kid. Oh, there you go. Great. Love the improv. Eve geldim. Duke'la yürüyüşe çıktık. Akşam yemeğimi yedim. Şimdi bakım zamanı. Saç bakım zamanım. Eğer detaylı bir video isterseniz lütfen yorum kısmına bırakın. Uzun bir süre oldu saç bakım videosu çektiğim. Birçok şey yenilendi. Birkaç ürünle başladım. Bunlardan çok bahsetmek istemiyorum şu anda. Çünkü eğer isterseniz daha detaylı bir şekilde paylaşırım. Ama bu üç şeyle başladım. Ondan sonra saçımı duruladım. Olaplex'in numara 0 ile saçımı spreyledim. 10 dakika beklettikten sonra şimdi numara 3'ü kullanacağım. 10 dakika bunu da bekleteceğim. Aynı zamanda da Charlotte Tilbury'nin clay maskesini yüzüme uygulayacağım. Evet, harika gözüküyorum. Biliyorum, herkesi korkuttum şu anda. 10 dakika beklerken AM/PM Reflective Journal. Bunda günüm hakkında yazıyorum. Ondan sonra biraz kitap okuyacağım. Bu kitabı bu akşam bitirmek istiyorum. Bayağı yakınız bitirmeye. Tabii ki önümüzdeki 10 dakika içinde bitirmeyeceğim ama bu akşam bitirmeyi planlıyorum. Böyle 10 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra saçımızı şampuanlayacağız, kremleyeceğiz, yüz bakımımı yapacağız. Aslında ne düşünüyordum biliyor musunuz? Bu kanalı başlattığımda neredeyse 10 sene geçecek. 10 sene önce işte cilt bakım rutini yapmıştım ve demiştim ki bilmiyorum bu ürünler işe yarıyor mu? Çünkü çoğu yani anti-aging şeyler ve işe yarıyor mu artık 10 sene içinde göreceğiz falan bir şeyler demiştim. Ve 10 sene geçti. Kullandığım ürünler bence işe yarıyor. Çünkü 10 senede cildimin görünüşünü çok çok seviyorum. Yani bence güzel bir şekilde yaşlanıyorum. Kendimi beğenmiş olmasın ama öyle hissediyorum. Yaşıma göre bayağı iyi cildim. Yani şu an harici ama bakım yapmak işe yaradı diyebilirim. Neyse, biraz kendime zaman ayırayım. Ondan sonra duştan sonra yeniden görüşürüz. Günaydın. Dün akşam bitirmek istiyordum bu videoyu ama uykum geldi duştan sonra ve dediğim gibi kitabımı bitirmek istiyordum dün akşam. Biraz okudum, uykum geldi. Zaten akşamları video ya da akşamları kitap okumak da konsantre olamıyorum pek ama sabahları tercih ediyorum. Birkaç sene önce sabah rutinim videosu çektiğimde demiştim
sabahları kitap okumayı tercih ediyorum kahvem eşliğiyle. Ve bunu bir süre yapmıyordum. Bu sene yeniden başlattım. Geçen sene biraz yapıyordum ama son 3 aydır gerçekten böyle zaman ayırmaya çalışıyorum sabahları. Ve son 3 aydır 5 tane kitap okudum. Ve çok eğlenceliydi. Okumak eğlenceli bir şey ve ne bileyim uzun bir süre unutmuştum bunu. Bu şekilde şimdi bir başka kitap okumadan önce audiobook okuyorum ya da dinliyorum. Hem kitabı okumayı seviyorum hem de dinlemeyi seviyorum. Şu anda I thought it was just me but it isn't. Brené Brown isimli author. Author neydi arkadaşlar? Yazar Brené Brown kitaplarını çok çok duyuyordum ve ilgimi çekmişti. Bunu dinliyorum şu anda ve bu sene Mart ayındayız değil mi? Bakalım 1, 2, 3, 4 kitap da dinledim. Bilmiyorum kitap dinlemeyi seviyor musunuz? Ben tercih ediyorum çünkü yürüyüşe çıktığımda özellikle sabah ve akşamları Duke'la yürüyüş yaparken daha iyi oluyor benim için. Belki bazen spor salonunda da müzik yerine kitabı dinliyorum. Ama kitap muhabbetimiz bu kadar. Bugünkü videomuz sanırım bu kadar olacak. Pazar akşam keyfiyle pazartesi sabahı çalışmaya başlamam gerekiyor. Çalışmaya başlasak iyi olacak. Ama bugünkü videoyu burada bırakacağım. Her zamanki gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görmek istediğiniz videolar varsa kesinlikle yorum kısmına bırakın benim için. Ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenin. Kanalıma yardımcı oluyor ve uzun bir süre ara verdiğim için bana abone olan insanlar bile videolarımı görmüyor şu anda. Bu nedenle yardımcı olursanız onlar da görse çok çok iyi olur. Ve Instagram, TikTok üzerinden de takip etmek isterseniz linklerim bilgi kutusunda. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!